İlk önce Toprak TV ailesi olarak bizleri ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Birliğimiz 2003'te kuruldu. Islah amaçlı kurulan birliğimiz. Birliğimiz bu süreç içerisinde neler yapıyor? Kısaca şöyle biraz değinmek istersek. Birliğimiz kaliteli spermalarla il genelinde yaklaşık %65-%70 il geneli sünni tohumlamasını yapmakta, süt toplamakta, Kırşehir'in süt pazarlamasında büyük bir sıkıntı vardı. Sadece ete yönelik bir çalışma yapılmıştı. Bizler de birlik olarak üreticilerimizin ürettiği sütü pazara sunarak üretimin daha istikrarlı ve sürdürülebilir olmasını sağladık. Bu yönde de iyi noktalara geldiğimizi düşünüyoruz. İlk başladığımızda Kırşehir'in 30 ton gibi bir süt mevcutu var iken şu an yaklaşık 200 tonun üzerinde bir kapasiteye geldik. Bu yaklaşık 3,5-4 yıl içerisinde oluştu. Diğer hizmetlerimizden bir tanesi de teknik ekibimiz il genelinin tırnak bakım hizmeti verilmekte ve uygun fiyata veriliyor. Bir diğer hizmet ultrason. Bu da çok cüzi bir rakama il genelinde üye ve üye olmayan bütün üreticilerimize hizmet veriyoruz. Hizmetlerimizden diğeri hayvancılıkla ilgili her türlü alet ekipman hizmeti. Piyasaya göre oldukça uygun ve vadeli mümkün oldukça üyelerimize sunuyoruz. Bir diğer eğitim hizmetimiz var. Teknik arkadaşlarımız belirli dönemlerde gerek birlik çalışanlarımız gerek üniversitedeki hocalarımızla üreticilerimize bir fiil eğitim vermek için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Tabii böyle her şey güzel de değil tabii ki. Ülkemizin içinde bulunduğu bir süreçler var. Enflasyon süreçleri var. Dövizin yükselişinden kaynaklı petrol fiyatları, elektrik fiyatları gibi bunlar tabii ki ülkemizin her aşamasını etkilediği gibi üreticilerimizi daha çok etkiliyor. Girdi maliyetlerimiz gerçekten çok yükseldi. Yem fiyatları Türkiye'nin malumu müthiş bir artış gösterirken buna istinaden de süt fiyatları istenilen bir artış maalesef artışı yapamıyoruz. Tabii ki bakanlığımız, Maliye Bakanlığımız, Tarım Bakanlığımız tüketiciye düşük maliyetle sunmak için enflasyonu frenlemek adına süt fiyatlarına artışı yapmak istememekte ama bu üreticiyi ezerek olmamalı. Buradan da bakanlığımıza, bakanlarımıza sizlerin aracılığıyla da sunmak istiyoruz. Çünkü bu işin sürdürülebilir olması gerekiyor. Tabii ki tüketicimiz bunu uygun fiyata yemesini biz de istiyoruz. Süt 9 lira olmasın, 8 lira olmasın, 3 lira olsun ama yemin maliyeti de ona göre olsun. Girdi maliyetleri ona göre olsun ki üretici de bu girdi maliyetlerinin altında ezilmesin istiyoruz. Bunu sizlerin aracılığıyla da tekrar yetkililere duyurmak istiyoruz. Üreticinin şu an zor durumda olduğunu bahsettim. Gerçekten yani zor süreçleri bu zamana kadar belki hep gördük. Ama şu süreçler gerçekten çok zor. Ama yine de bu üretici üretmek için yoğun bir çaba sarf ediyor bu girdi maliyetleriyle. Bunlara tabii ki önümüzdeki yeni bir ekim sezonuna girerken Ziraat Bankası aracılığıyla kaba yem ve kesif yemde hatta tohum, gübre, mazot girdilerini karşılayabilmek için özellikle küçük üreticilere kredi sağlayarak ekiminin ve hayvancılığının sürdürülebilir hale gelmesini düşünüyoruz. Yani Ziraat Bankası'nın böyle bir kredisi tabii ki var ama küçük üretici bunu faydalanmakta zorlanıyor, prosedürleri aşamıyor. Bu konuda yani bu enflasyonla mücadelede, bu gıda ile ilgili mücadelemizde Ziraat Bankası'nın da bu küçük üreticilere sağlayacağı destek bir pozitif ayrımcılık ülkemizin geleceği ve gıda için çok önem arz ettiğini düşünüyoruz. Çünkü aksi takdirde küçük üreticinin
bu işten yavaş yavaş çekileceğini göreceğiz. Çünkü gerçekten maliyetler çok yüksek. Bunu karşılamak kolay şeyler değil. Hayvanını azaltarak ya da yok ederek bunu işten kurtulmak isteyecek. Bu da önümüzdeki süreçlerde bu sütü, bu eti, bu diğer gıda maddelerini tüketmenin daha maliyetli olacağı gözüküyor. Buna bu yıldan önlemler almalıyız. Ekim sezonu başlamadan bu kredi imkanlarını sunmalıyız. Tabii ki farkındayız. Devletimiz de mümkün oldukça, bakanlığımız da imkanları zorladığını biliyoruz. Bunu görüyoruz da. Yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Ama küçük üretici bundan faydalanmakta zorluk çekiyor. Tabii Kırşehir'de birliğimiz olarak üreticilerimizin yanındayız. Her zaman bizden bulundukları talep doğrultusunda hayvan ihtiyacı veya herhangi bir buna benzer bir ihtiyaçta elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Ama tabii ki bu üreticiye yeterli boyutta değil, çünkü üreticinin en büyük problemi. Çünkü ülkemizin ve ilimizin en büyük bu hayvancılığı yapan küçük üreticiler. Bunların da en büyük problemi finansman gideri. Büyük işletmeler bir şekilde krediye ulaşabiliyor ve kullanabiliyor ve kendi sermayeleri de bu iş için yeterli boyutta. Biraz önceki baştaki söylediğim gibi, eğer bu girdi maliyetlerini karşılamak amacıyla bir kredi ihtiyacı sağlanır ise üretimin sürdürülebilir olması kolaylaşacak ve yeni belki bir iştah, bir enerjiyle bu memleketimiz için, bu ülkemiz için sürdürülebilir bir hayvancılığa devam edeceğimizi buradan söylemek istiyorum. Şu an girdi maliyetlerinden dolayı sıkıntılar her ne kadar yaşamış oluyor isek de işimiz bu, yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Ülkemiz için üreteceğiz. Islah durumunda biliyorsunuz ki bakanlığımız sünni tohumlamada çapraz kararnamesi çıkarmıştı. Doğru mudur, yanlış mıdır? Tabii ki tartışılır. Şu an devam ediyor. Mümkünse kısa süre içerisinde tekrar bir elden geçirilmesi, elimizdeki kaliteli hayvanları artık kaybediyoruz. Yani bunu şu an süt problemiyle gerçekten görüyoruz. Evet, oradaki amacımız bir ete çözüm bulmaktı. Ama şu an sütü de kaybediyoruz. Bakanlığımızın yetkililerinden bu sünni tohumlamadaki çaprazı da tekrar elden geçirilmesini talep ediyoruz. Kırşehir'deki ıslah, evet, yaklaşık bir 6 ile 10 yıl arası veya öncesinde hayvanlara baktığımız zaman genelde melez tarzı ve ikinci kalite hayvan ırklarının yoğunluklu olduğu bir ilimizdi. Ama Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin teknik elemanları sayesinde ve kullandığımız kaliteli spermalarla ve uygun fiyata bunları yaparak şu an Kırşehir'in işte 30 tondan 200 tonun üzerine gelmesini sağladık. Tabii ki toplama merkezlerinin de etkin bir rolü burada bulunmakta, ama kaliteli hayvan bu hayvancılıktaki sürdürülebilirliği sağlıyor. Kırşehir'in ıslak konusundaki çalışmalarını gerçekten iyi noktalara taşıdığımızı düşünüyorum. Çünkü kullandığımız spermalar top 20'deki en az şu an 7-8 tane boğamız bulunmakta ve bunlar çok uygun fiyata yapılıyor. Neredeyse maliyetine yapılıyor. Diyebilirim ki iddialıyım, Türkiye'deki en uygun uygulama Kırşehir'de olduğunu düşünüyorum. Yapmış olduğumuz araştırmalarda da bunu gördük. Islah tabii ki çok önemli ülkemiz için. İster tarımda, ister hayvancılıkta, eğer kaliteli verimli hayvanları elde edemiyor isek, hayvancılığımızın artık sıkıntıyla karşılaşacağını, şu andaki et ve süt problemiyle karşılaşacağını, bunu ıslahla bağdaştırabiliriz. Bu damızlık birlikleri kurulurken tabii ki amacı ıslah imiş.
Gerek damızlık birliklerin yeterli çalışmalarını gösterememesi, gerek bakanlığımızın almış olduğu kararların arkasında yeterli derecede durmamasından dolayı istenilen seviyeye gelmedi. Ama bununla ilgili de Sayın Bakanımızdan ve Sayın Genel Müdürümüzden, Hayvancılık Genel Müdürümüzden ıslahla tekrar bir çalışmalar yapılması, ıslah kanununun çıkması ve bu önümüzdeki 5 yıllık bir çalışmanın altyapıları oluşturulmalı ki önümüzdeki süreçlerde daha kötü bir tabloyla karşılaşmamamız gerekiyor. Süt, evet 30 tondan 200 tonun üzerine gelmek kısa bir sürede 4 yıl içerisinde büyük bir çalışma gerektiriyordu, büyük bir efor gerektiriyordu. Tabii ki arkadaşlarımız ve yönetim kurulu ekibimizle bu enerjiyle bu noktaya taşıdık. Ama tabii ki bu zorluklara rağmen inanıyorum ki yaklaşık bir 2 ya da 3 yıl içerisinde şu anki potansiyelimizin bir %100'üne yaklaşacağımızı düşünüyorum. Tabii ki buradaki küçük üreticilerin desteklenmesi de bu söylediklerimi gerçekten de destekleyecek. Üretimi sağlayan bu üreticiler gerçekten çok değerli bizler için. Kendimiz de birer üreticiyiz. Bunun ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Üreticiye daha fazla değer verilmeli. Neden askerimizi, polisimizi çok seviyoruz? Çünkü onlar kendileri için değil, ülkemiz için, bizler için orada o görevi yapıyorlar. Ben bu üreticinin de en az bu polisimiz, askerimiz ve sağlıkçımız kadar önemli olduğunu düşünüyorum ki şu an içinde bulunduğumuz bu süreçleri gösteriyor. Umut ediyorum ki üreticinin daha çok değer gördüğü, önemsendiği, dikkate alındığı bir döneme doğru gireriz. Üreticilerimize de buradan bu üretimin devam etmesini, sürdürebilir hale getirmemizi ve üretmek için bizden gerekli çalışmaları isteyebilirler. Tabii ki biz buradan destek oluyoruz. Ümit ediyorum Ziraat Bankası, bakanlığımız da bu üreticilerin yanında olur. Gerektiğinden fazla olur. Çünkü şu anki sürecimiz gerçekten çok kritik bir süreçler geçiriyoruz. Gelecek yıl önlemler alınmazsa buğdayı, eti, sütü ve ürünlerini hiç düşünemediğimiz fiyatlara da tüketmek zorunda kalabiliriz. Burada örgütlerimize, yani damızlık birlikleri, kooperatifler ve diğer birliklerle birlikte üreticilerimizin yanında olmamız gereken bir süreç. Üreticilerimizin de örgütleşmeyle bu sürdürülebilirliği sağlayacağını bilinmesini istiyorum. Herkese